Çünkü niye göndermez? Ben de gidemem çünkü. Efendim? Ben de gidemem. Niye? Ya o da beni göndermez çünkü. Niye? Doğru değil bu. Ama biz böyleyiz. O zaman bize de ne düşer biz biliyoruz. Aha şuradayım. Nasıl tanıştınız Yunus ile? Yunus'u ben tavladım. Nasıl? Paramla. Nerede? Ay ben duymadım. Siz de duymadınız. Ay kaçırdınız. Ben hiç duymadım. Ama öyle değil yani. Hiç duymadım. Nerede tavladın? Paramla. Para falan yani mı saçtın? Hani. Ne yaptın yani? Şimdiye düğünde kadar oynuyordu hiç böyle. Nasıl oldu? Biz sosyal Latin dansı yapıyoruz. Latin'in sosyali de mi var? Ya hani bu çok nasıl diyeyim tecrübeli olmadığımız için hani bir dansçıyız diyemiyoruz. Elbette. Sonuçta eğitmen değiliz. Vakit geçirmek aynen için. Bravo. Vakit geçirmek için sosyal dansıyoruz. Ben yeni başlamıştım dansa. Yunus tabii çok profesyonel. Bir dans gecesinde gördüm ve daha öncesinde biz dans etmiştik Yunus'la. O zaman bir arkadaşım sosyal vardı. Ben Yunus'u görünce dedim ki işte bu çocuk çok güzel dans ediyor. O zamanlar şöyle bir şey vardı. Kız arkadaşım biriyle dans ediyordu. Ben biraz çekimser olduğum için dans ettiği kişiyi getiriyordu. Özel ders alırız, alacağım dedi. Ben de başkasına bir şey ben vereyim dedim. Tamam dedi. Saatine kadar kıyas verdim. Orada paramla tavladım diyor. Ben de Yunus'la dans etmesini istedim. Hani sonrasında bana getireceği için. Yunus'u bana getir. Git şunu bana getir. O sıra kız arkadaşım Yunus'un çok samimi arkadaşıyla konuşuyor. Çünkü dans gecesinde hani herkes birbirini tanıyor. Ve o çok eski olduğu için hani onunla beni tanıştırdı işte. Peki Yunus iyi dans ettiği için mi yoksa ondan hoşlandığın için mi Yunus'u bana getirdin? Ya ilk etapta hani güzel dans ettiği için ve hani dansta ve hani baktığım zaman da zaten yalan en kaliteli yer. Tamam iyi dans ediyoruz da orada. Oydu yani. Benim kayda tarzım değer. Yani benim tarzım diyebileceğim. Hani benimle olabilecek bir adam oydu. Bunlar işte bizi tanıştırdı Yunus'un arkadaşıyla işte Leyla falan. O sıra tesadüf Yunus da geldi. Neyse dans edelim dedi. Bir defa ettik. Şimdi dansta şöyle bir şey var. Bir bayanla bir kere dans ediyorsun. Çok iyiyse iki kere dans ediyorsun. Biz o gün Yunus'a 4 defa dans ettik. En son çıkarken. Peki bir defa en fazla 2 bu bir kural mı? Hayır kural Teamil değil. Teamil böyle. Yani hani bu böyledir genelde. Hani çok kalabalık bir ortam ve herkes güzel dans eden insanlarla dans etmek istiyor. Hani sevgilin değilse veya çok samimi değilsen yani 1 ya da 2 kere dans ediyorsun. Çok iyiydiniz yani. Yani öyleymişiz. Damla geri döndü. Kendi hikayesi bittikten sonra fıştıkçılık rolüne geri döndü. Ay çok iyiydiniz yani. Hayır ben bir hiç iyi değildim ama. Görsek. Yok ben hiç iyi değildim ama evet. Hani Yunus çok iyiydi. Hani sözde ona kalsa şu anda yok ben istemiyorum bacata. O beni ayarttı. Benim gözüm yoktu diyordur arkadan kesin. Ya da siz hiçbir siz şey demedi. Şu an dinliyor beni. En sonunda patlatacak. Neyse biz en son gece çıkarken de Yunus dedi işte hani son dansı yapalım gibisinden. İşte son dansı ettik. O sıra ben kız arkadaşıma şey diyorum işte hani Yunus'u bul Instagram'dan. Yunus'u bul ekle. O tabii başka bir Yunus buluyor. Başka birini bulmuş. O Yunus'u ben de ekliyorum. Ben zannetmişler. Okyanusta Yunuslar karıştı. Aynen ertesi gün kız arkadaşıma yazıyor diğer Yunus işte merhaba falan. O da diyor ki ya yanlış oldu başka bir arkadaşımı ekledim. Diğer Yunus'u düşünebiliyor musun? Hayal kırıklığı. Yok be! Ay Allah. Evet. Sonrasında ertesi gün oldu. Biz Yunus'la birbirimizi Instagram'dan ekledik gece. Mesajlaşıyoruz. Ben kahvaltıdayım arkadaşlarımla. Sen dedin ki ona mesajda bende $1 milyon var. Yok. Mesajlaşıyoruz işte hani kahvaltı yapıyorum sen de gel gibisinden. Ben işte ablam ve kız arkadaşımlaydım. Zaten çok yakın oturuyormuşuz birbirimize aynı yerde. Sonra Yunus tamam dedi işte arıyorum neredesin? İşte evlendirme dairesinin önündeyim nüfus cüzdanına al gel diye bir espri yapıyor bana orada. Tabii bir bayana bu espriyi yaparsa damardan girmiş oluyorsun. Hani öyle ben mi ister istemez. Beyler zaten espri şu. Ne yaptın abi sen? Alo şu anda evlendirme dairesine yakınım. Nüfus cüzdanını al gel. Doğru mu? Evet. Güzel.